TV 41 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam 3. devre spor programında sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam 2 kişiyiz. Uzun lig maratonunda bazı ayrılıklar oluyor. Bu akşam Fikret hocamız geçen hafta kurstaydı. Ben de maçta olduğum için gelememiştim. Sağ olsun Levent hocam, eski futbolcumuz Cem Sinan Vergül'le programı yapmıştı. Sevgili Selim de bu akşam aramızda yok. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olurlar. Levent hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle cumartesi günü Kocaeli Spor'umuz uzun bir aradan sonra, 7 hafta aradan sonra 2-1 kazandık Balıkesir deplasmanında. Gerçekten derin bir nefes aldı. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Özellikle maçın ilk yarısında 44. dakikada 1-0 yenik durumu düştüğümüz maçta. İkinci yarıda 56. dakikada Beynur Keser'le 1-1 yakaladık. Daha sonra 73. dakikada yeni transferimiz Babakar'ın golüyle 2-1 öne geçtik. Ama maalesef 90+2'de çok büyük bir hata oldu. Maçın hakemi tabii ki penaltıydı. Alpay'ın eline çarptı. O anda dünyamız karardı. Eyvah dedik, bu maçı da mı kazanamayacağız? Ama Allah'a şükürler olsun, kaleci İsmet doğru köşeyi tahmin ederek takımı ipten aldı. Penaltı pozisyonunun devamında da Balıkesirsporlu 3 futbolcu hamle yapmıştı ki orada da stoper Berkay'ın topu uzaklaştırması çok önemli. Öldük öldük dirildik. Ama önemli olan bu stresi, bu maçı kazanmaktı. Bu galibiyetle birlikte 24 puandan kurtulmuş olduk. Haftalardır beraberlik dahi alamıyorduk. Son 5 maçımızı kaybetmiştik. Evet, Kocaelispor haftayı galibiyetle kapadı. Bu hafta içi maçlar oynanacak. 25. hafta maçları. Kocaelispor'umuz fikstür gereği bay olacağı için rakiplerinin puan kaybetmesi bekleyecek. Evet Levent hocam, Balıkesir maçına geçmeden önce aslında geçen hafta ben programın tekrarını seyrettim. Bu sevgili Cem Sinan'la birlikte maçı yorumladınız ama bence Boluspor maçını bir yüzeysel geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Boluspor maçında Kocaelispor beyaz bir sayfa açtı. Neden? Yeni bir teknik ekip, milli araya girmişiz. Yeni transferlerin bir kısmı oynuyor ve herkes galibiyete odaklanmıştı. Ama maalesef futbolun içinde olan şeyler bireysel hatalardan, özellikle Atilla ve Korcan'a büyük tepkiler oldu biliyorsun. Önemli fırsatları kaçırdık. Bence rakibimize 3 puanı hediye ettik kendi ellerimizle. O maçtan başlayalım sevgili hocam. Boluspor maçında Kocaelispor'u nasıl buldunuz? Bir de şöyle, hani oyun formatından bahsediyorduk ya. Oyun formatının da tamamen de bekleyen Kocaelispor değil, hücum eden, golü düşünen bir Kocaelispor vardı. Evet. Şimdi söze girmeden önce bizden selam bekleyenler var. Evet. Onlara buradan selam gönderelim. Başta Körfez'de Erhan Gökçimen kardeşimiz, özellikle söz verdim selam göndereceğim evet, diye. Tanıdığımız iyi bir taraftar, evet. Değil mi? Hasta Kocaelisporlu. Erhan'a buradan selam gönderiyorum. Yurt içinde, yurt dışında bizi izleyen çok sayıda hem akrabamız var, hem arkadaşımız var, hem de Kocaelispor sevdalıları var. Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Ve sorunu cevaplayayım. Evet. Şimdi Kocaelispor sezon başında bir sürü hata yaptı. Kadronun tamamını değiştirdi. Evet. Değil mi? 11 kişinin, yani Benhur'un dışında herkes değişti. Hemen hemen evet. Değil yani mi? Hemen hemen var. Yani ha? Son kadroya baktığımızda yani Benhur oynuyordu. Onun dışında 10 kişi yeniydi sene başında. Şöyle söyleyelim, devre arasında aldığımız 8 oyuncunun... Yok yok, devre arasında demiyor. Sezon başında başladık şimdi. Sezon başına geldik. Evet. İsmet ben, de Benhur. Ben İsmet, yani İsmet yedek, yedek kaleci ama. Yani evet. Esas kalecimiz kimdi? Sezon başını alalım. Bir tek Benhur oynuyor. Geçen bir yıl önceki 11'den. 10 kişi değişik. Yedeklerin neredeyse hepsi değişik. Hiç kimse tüm mevkiler değişik. Kanat, şimdi bunları stoper. Niye söylüyorum? Bunları çok konuştuk, eleştirdik zamanında. Evet. Daha da eleştireceğiz tabii. Çünkü devre arasında benzer şeyler oldu. Şimdi böyle olunca yepyeni bir takım oluştu. Bu takımın nasıl oluştuğunu, kimler tarafından oluşturulduğunu, efendim hani hep konuşulan, ülkemizde son yıllarda şey olarak, bir terim olarak literatüre giren futbol aklı kimdi? Evet.
veya kimlerdi? Bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Sen gazeteci olarak, bir spor müdürü olarak bile tam bilmiyorsun. Tahminlerim var. Bir iki duyumum var. Böyle net olarak Kocaelispor kulübü çıkıp bize... Ama aslında hocam, yani yönetim ve teknik heyetin, yani şimdi orada vurduğumuz zaman ikisinin birlikte almış olduğu karar. İşte o yüzde ne kadar bilmiyoruz. O çok önemli. Çünkü. Yani o çok önemli. %50 %50 olsa yani, ne fark eder? %60 %40 çok, olsa çok ne fark eder? Çok fark eder. Hocamızın Reşit Hoca'nın hastalığı nedeniyle hocanın etken olduğunu pek sanmıyorum. Neyse. Evet. Ben bir saptama yapmak için bunları söylüyorum. Şimdi oradan geldik. İşte yenilenmiş bir takım. Bu takım zaten hocanın kendi oyun formatı ve takımın tamamen yeni olması dolayısıyla hoca en basit oyunu benimsedi. Neydi o en basit oyun? Hatırlayalım tekrar. İşte defansta sağlam duralım. Fazla ileri çıkmayalım. Topu karşılayalım. Fazla pas yapmadan bir an önce uzun toplarla rakip defansının arkasına top atalım. Kontralarla gol arayalım. Yine iştahlı başlayan Kocaelispor aslında. Şimdi bu futbolda en basit oyun formatı. Neyse bunu oynadık. Bazı maçlarda başarılı oldu. Bazı maçlarda olamadı. Onun sebebi de bizim takımın santrafor sıkıntısı. Evet. Ben bugünkü yazımın bir bölümünde okumuşumdur. Dino'ya paragraf açtım. Yani Dino gibi bir santraforun yoksa, ki bundan önceki Dino'nun oynadığı dönemki yazılarımda da hep Dino varsa her şey kolay gibilerden başlıklarla yazılar. Bu kadar yaptım. Bir futbolcunun takıma olumsuz etkileyeceğine inanın, hani Bandırma maçındaki o sakatlık boyutunu aklıma, eyvah ne yapacağız dedim. Hakikaten de böyle eyvah oldu yani. Hakikaten eyvah. Şimdi bunları niye söylüyorum? Hatırlayalım. Çünkü biz özellikle futbol la ilgilenenler çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Evet, hafızamız. Ya bir galibiyetle her şeyi unutuyoruz. Bir mağlubiyetle yangın yeri yapıyoruz her tarafı. Ya bir, ya 3 gün önceyi, bir gün önce, bir saat önceyi unutuyoruz, veya bir gol. İşte biz 2-2 bitirseydik maçı, o penaltı yani, olsaydı başka şeyler konuşulacaktı. Yani psikolojik olarak değil mi? Takım bitme noktasına gelmiş. Dolayısıyla bunları bir hatırlayalım. Şimdi Dino'nun yokluğuyla beraber bizim takımımızın bu basit oyunu bile aslında oynayamadığını hep beraber gördük. Biz burada bir sürü söylüyorduk. Yani oynayamadığımızı, hata yaptığımızı söylüyorduk. Kendi aramızda konuşmalarda, programlarda. Ama belki taraftar inanmıyordu. Niye Dino çakıyordu? Gol 2-1, 1-0, neyse 3-1 filan. Yeniyorduk. Şimdi yenince hatalar gözükmüyor tabii. Unutuluyor. Şimdi Dino olmayınca bu oyunun bile doğru oynanamadığını, efendim kalemize gelen neredeyse her topun tehlikeli olduğunu, değil mi? Evet. Bireysel defansımızda kendi ceza sahamızın çok önünde oynadığı için sürekli ceza sahası içerisinde rakip topla buluşma ya topla buluşuyor, bu nedenle buluşuyor. Dolayısıyla orada yapılacak en küçük bireysel hatanın da gole sebep olduğunu gördük hep beraber. Tabii gol yiyince de, atamayınca ne oluyor? Mağlup oluyorsun. Ve peş peşe kaç, 6 hafta mı mağlup olduk? Öyle bir şey. 5 hafta. 5 hafta. Peş peşe mağlubiyetler aldık. Berabere bile kalamadık yani. Dolayısıyla da hızla 6.'lıktan ta düşme hattına kadar geldik. Yani korku filmi hocam. Evet, korku filmi. Hocam Bolu maçıyla ilgili. Şimdi geldim evet. Bolu'ya. Şimdi bu şeyi hatırladıktan sonra, ilk yarıyı hatırladıktan sonra ikinci yarıya gene kötü başladık. Ama burada şu da yok mu hocam? Yönetim bence Mustafa Hoca'nın uzattı. Yani Menemen maçı sonrası, işte Altınordu maçı, diğer maçlar uzattı ve Kocaelispor ikinci yarıya yine negatif enerjiyle başladı. Üstüne de kötü skorlar gelince milli takım arası olmasa yine belki de doğru. Bu fırsatı şimdi değerlendirecek. Tabii ben kısa kesmek için şey yapmadım. Sen tamamladın benim sözümü. Şimdi burada biz ısrarla Mustafa Hoca'nın gittiği günden 4 hafta önce gitmesi gerektiğini söyledik. Hatırla, ben şeye, evet, kameraya bakarak özellikle, yani hocam
daha ağır şeyler olmadan bırak git dedim. Hem senin lehine, çünkü şeyle, taraftarla bağı kopmuştu hocanın. Neyse. Orada da geç kaldık. Yani yönetsel o kadar çok hata yapıyoruz ki sezon başından bu yana ve hala. O kadar çok hata yapıyoruz ki bu tamamen takıma da yansıyor. Alınan sonuçlara da yansıyor. Neyse, artık bu zamanda yönetimle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü artık denize, onu en son soracağım hocam. Denize düştük, can simidi arıyoruz. Neyi bulursak bizi yüzdürecek, tutunmaya çalışıyoruz. Onun için şu anda o konuyu konuşmayacağım yani. Evet. Gelelim Bolu maçına. Şimdi Bolu maçı benim hiç tahmin etmediğim bir sonuçla bitti. Ben de aynı senin gibi düşünüyordum. Diyordum ki ya şimdi bütün transferler oynayabilecek. Yani şey olarak, kural olarak oynayabilecek. Ondan öncekinde oynayamıyordu. Evet. Transfer yönetmeliğinde. Yeni hoca gelmiş. Yeni hoca gelmiş. Kamp yaşamışsın. Efendim ve gelen hoca bu ligin çok tecrübeli. Bilen. 3 şampiyonluk kazanmış. Önemli bir hocası. Kent bir kere güvenmediği bir hocadan işte böyle bir background'u olan, geçmişi olan bir hocaya kavuşmuş ve olumlu anlamda şey yapmış, memnun olmuş. İtiraz eden yok. Evet, itiraz eden yok. Bu arada transferler yapılmış. Her ne kadar ben bir teknik adam olarak transfer konusunda hep soru işaretleriyle yaklaşsam da, ama taraftar, Türkiye'deki taraftar profili transferi seviyor. Evet. Yani öyle alıştırılmış. Her transferden de hep onların hayalindeki sonucu bekliyor. Yani. Hocam yarın haber yaptı. Bütün kulüpler 20-25 transfer yapmışlar yani. Ya Türkiye'nin alışkanlığı bu. Türkiye'nin alışkanlığı. Doğru bir şey mi? Hayır, değil. Ama maalesef futbolu yönetenler böyle yıllardır bunu şeyle alıştırdılar, taraftarı da alıştırdılar. Ya adam transfer yapmayan kulübün taraftarı üzgün. Ya ne olacak, senin kulübün zaten atıyorum mesela normalde 7. olması lazım, 3.sün ya, illa transfer. Ya ne güzel bozuyorsun işte. Bu sefer takımı bozuyorsun, da bozuyorsun. Ne güzel 3. olmuşsun sen aslında. Bu şeye benziyor hocam, markete aslında bir ekmek almaya diyorsun. Aynen. Sonra alışveriş arabasını dolduruyorsun. Dolduruyorsun, sonra batıyorsun. Sonra da batıyorsun. Ya kart, ödeyemiyorsun. Nasılsa kart var. Kredi çekiyorsun, kartı. Çekiyorsun. Ödeme zamanı gitti. Ay başı geldiği zaman fatura işte içeride. Hadi bir ay ertele faiz, bir iki ay. Ondan sonra böyle Türk futbolundaki şey gibi, o kulüplerin düştüğü durum gibi veya bizim de düştüğümüz durum gibi o durumları düşünüyorum. Şimdi bütün bu olumlu, saydığımız saymadığımız, bütün bu olumlu şartlarda Bolu Spor maçı ve Balıkesir maçı kazanılacak. Hepimizin düşüncesi 6 o. 6 puan alınacak. Bir an önce düşme hattından en az 3-4 puan yukarı atacağız. Geçen hafta yenseydik 10'uyduk. Atacağız kendimizi. Evet. Dolayısıyla ondan sonra oynayacağımız, bu moralle oynayacağımız diğer İstanbul Spor maçı ve ondan sonraki Tuzla. Maç hangisi? Tuzla ve İstanbul. Tuzla. Yani Tuzla, İstanbul Spor zor ama Tuzla yenilmeyecek takım değil. Yani o maçlardan da bir 4 puan daha çıkardık mı Kocaeli Spor artık o öne eğik başını kaldıracak. Şöyle hafiften yukarılara doğru acaba mı filan diye bakacak. En azından sezonu rahat tamamlayacak. Değil mi? Yani korku filan olmayacak. Hepimizin beklentisi, isteği böyleydi. Hatta doğalı da böyleydi. Yani olması gereken de buydu. Hani bu bir hayal değildi. Kocaeli bu Spor normali buydu. Evet. Ya yani zaten Bolu Spor ve diğer takımlar İzmit'e bir puan için geliyor. Bu zirveye yani oynayan için de aynı. Alt sıralardaki için. Şimdi şöyle hocam, maçın hikayesini böyle bölüm bölüm gidelim. Şimdi Kocaeli Spor taraftarın desteğiyle o oyun karakteri değişen bir Kocaeli Spor, saldıran bir Kocaeli Spor. Ama 16. dakika sağdan bir orta, cılız bir kafa vuruşu ve gol. Hatalı bir gol. Ona rağmen moral bozmadan devreye bir girmek bizim için yeniden bir toparlanma. Devre arasında herkes şunu söylüyor.
Rahat olun, bu maç 3-1 biter, 4-1 biter. Şimdi Bolu beklemede 56. dakika sanıyorum. Sevgili Atilla Turan'ın kulaklığını çınlatalım. Yani bu kadar özgüven, siz sezon başından beri zaten söylemiştiniz. İşte o sıfıra... ilk golde de Atilla'nın oradan orta yapıldı yine. Gene o kanattan oldu ve Atilla'nın... Vurduran kim? Alpay. Alpay ve işte ikinci gol yine Atilla'nın hatası, sonra işte Korcan. Hatta golden önce çok önemli bir şey oldu. Boluspor'un birinci kalecisi, yabancı kalecileri yoktu biliyorsun. Yoktu. İkinci kaleci sakatlanınca kaleye Serdar Kulürgen'in oğlu geçti. 18 yaşında. Titriyor yani oyuna girerken. Dedik ki evet, şans bize bu sefer döndü. Ama 2-1'den sonra da Kocaelispor inanılmaz, işte Samet'in kaçırdıkları var, Reşat'ın boş kale atamadığı var. Yani o maç 2-2'ye gelse inanın dönecek hocam. Ama bir türlü futbol şansı da yoktu. Bence çok değerli bir 3 puan kaybetti. O Kocaelispor'u beğendiniz mi Bolu maçında? Ben onu merak ediyorum. Yani şimdi şöyle, beğendim diyemem. Neden diyemem? Çünkü sonuç 2-1 mağlup. Hüsran. Yani beğenmek için o maçın mutlaka kazanılması lazım. Evet. Öyle oldu, böyle oldu. İşte ayağım kaydı, top kafamın üstünden geçti, kaleci elinden kaçırdı, Atilla ıskaladı. Beni hiç çerçeveye bakarım diyorsunuz. Ben o top içeri giriyor mu, girmiyor mu? Sonunda maç sonunda şeyde ne yazıyor? Tabelada. Puan hanesine ne konuldu, ona bakarım. Bunu diğerlerin hepsi fasarya. Her maçta olacak şeyler. Dolayısıyla o maç... Sizin dediğiniz oldu, adam 30 metreden vuruşan işte, dedi de vurmadı. Işte, biz ikram ettik işte yani. Yani. O onun için beğenmedim. Neden beğenmedim? Şimdi Mehmet Hoca hem kendi oyun anlayışı gereği hem de kentin beklentisi gereği daha atak oynayacak bir format yapmış kendi kafasında. Tabii bunu yaparken eldeki oyuncuların bence söylüyorum, yani benim gördüğümden çıkardığım eldeki oyuncuların onun bu düşüncesine şimdilik şu anda uyup uymayacağını çok fazla irdelememiş. Demiş ki nasılsa ben kendi sahamda oynuyorum. Benim taraftarım da baskın taraftar. Ben çıkarım. Bolu Spor'da çok aman aman bir takım değil. Bunları işte baskı yaparak, daha önde oynayarak, takım halinde önde oynayarak bir an önce ilk golü atarım. İlk golden sonra da zaten işi çözerim gibi düşünmüş. Yani aşağı yukarı her antrenörün, yani bu durumdaki bir takımın her antrenörünün düşüneceği şeyleri düşünmüş. Evet. Böyle çok ütopik şeyler değil. Normal. Ben de hoca olsam böyle düşünürüm. Ama tabii bu düşünce belki düşünce olarak doğruydu ama sahada bireysel hatalarla aleyhimize döndü. İşte gol atamadık. Hata mıdır? Hatadır. Gol yedik. Hata mıdır? Hatadır. Şimdi dolayısıyla bu maçta Kocaelispor için oyun anlamında çok iyi şeyler söyleyemem. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Bu şey için de geçerli. Bu ikinci maç, Balıkesir maçı için. Bir oyun iştahı, bir kazanma arzusu. Bundan önceki maçlarda o silik, efendim bıkkın, çabuk gard düşüren bir Kocaelispor değil. Gol yese de ben bir an önce atayım gideyim işte biraz koşayım gayret edeyim diyen şeyle bir Kocaelispor var. Bu en azından ümit verici bir durum. Yani Bolu Spor'la maçıyla ilgili bunu söyleyebilirim. Büyük bir kayıp ama değil mi hocam? Çok büyük yani, kayıp. Büyük. Rakibe de bak, nefes aldırdık. Büyük yani. Az. Çok büyük kayıp. Bence ikinci yarının ilk kırılma maçlarından biri yani, bu. Biz şimdi o maçı da yenmiş olsak 30 puanız neredeyse artık tamam. Yani düşmeyle derin ilgili bir pek sıkıntımız olacak. Yok diyebilirdik. Neyse gene yok. Bana göre gene yok da. Hocam yapmayın. Yok ben çok söylüyorum. Çok zor fikstür var hocam. Bak gene yok. Oraya geleceğiz hocam. Ya fikstür mikstür geç abicim. Sen iyi oynadıktan sonra. Sen kazandıktan sen... sonra sıkıntı yok. Sevgili hocam hatırlayın. Bu takım 6. iken ben size bir şeyler söylüyordum. Evet. Hep gözüm aşağıda evet. Diye. Çünkü bizim camia bir anda takımı böyle alaşağı, strese sokuyor. Ama takımın...
Ama camianın öyle... suçu yok ki. Hocam, takımın suçu var. Tamam ama şimdi şöyle bir şey var. Takımın suçu var. Dino'nun sakatlığının etkisinin bu kadar büyük olacağını düşünmüyorduk yani. Etki yaptı. Mustafa ama ben Hoca, düşünüyordum. Mustafa Hoca'nın işte artık performansının düşmesi, yönetimin ona haftalarca sahip çıkması. Ama bunların hepsi hata. Artı cezalı. Her hafta ceza. Her hafta kırmızı kart. Tamam. Birçok futbolcunun performansı düştü. Tamam. İlk yarıyı böyle kapadık. İkinci yarıda işte iki tane. Şimdi Ankara'cı ve Ümraniye maçları beraber bitiremez miydik? Bitirdik. Bitirirdik ama psikolojik olarak kadar dağınıktı ki takım. Menemen Gençler Birliği maçında rahat 3 puan alabilirdin. Evet. Rahat rahat. Yani böyle çok zorlanacak bir... Ya şu anda bak burada da söyledim geçmiş programlarda. Bir kez daha söylüyorum. Ben antrenörlüğü bıraktım değil mi? Böyle, evet. Böyle bir şeyim de yok. Hani... bir yeniden başlayayım falan diye öyle bir arzum da yok, isteğim de yok, hiçbir şekilde yok. Ama diyorum ki aynı takım, aynı şartlarda ben bir ekip yapsam, antrenör ekibi, ben yönetsem yani o takımı. 8 puan fazlası vardı ilk yarı sonunda. Evet. Bak 8 puan. Söylüyorum sana, maçları bile söylerim yani. Çok rahat dönecek maçlardı. Ama sen hiçbir şey yapmadın ki burada anlattık, konuştuk. Yani aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Haftalarca santraforsuz oynadık. Ya oynayabilirsin. Dino çok önemli bir oyuncu. İsa Nalbant'ı koyalım oraya. Bak, Dino çok önemli bir oyuncu. Senin gol şeyin %80'ini eyvallah hepsi tamam. Ya ama Dino yok diye bizim köy mü düşeceğiz ya? Aynen. O zaman alternatif bulacaksın yani. Sen antrenör olarak... O iş, onunla görevlisin. Onun için maaş alıyorsun sen ya. Onun için sana efendim hoca diyoruz. Onun için göklere çıkartıyoruz, imparator diyoruz. Değil mi? Hocalara lakaplar takıyoruz. Yoksa yani bunları yapmayacaksan o zaman İzmit'ten birini getiririz. Para da vermeyiz. Abi geç takımın başına deriz. Yap, eski futbolculardan biri yapa. Onun için biz çok hata yaptık. Biz yaptık. Bak yönetim olarak yaptık, şimdi konuşmuyoruz onu ama konuştuk. Hoca olarak yaptık, oyuncular olarak yaptık, bunların hepsini biz yaptık. Yani rakip yapmadı. Tabii, tabii. Atilla ıskaladı, gol yedik. Kolcan Altay, elinden kaçırdı. Kolcan elinden kaçırdı, gol yedik. Hoca yanlış kadro kurdu, yenildik. Hoca yanlış oyuncu tercih etti, yenildik. Yanlış oyun formatı... koydu, yenildik. Çünkü bazı orijinal stoperim varken evet, Mehmet Taşım işte ortaya dedim ya onu. Farklı oyuncular. Belki maç içerisinde futbolda oyun içerisinde birçok değişiklikler yapılacak anlar vardır. Ya yani oyun formatım ben böyle oynarım, çıkarım maçın sonuna kadar da bu budur benim oyunum diyemezsin. Çünkü skora göre, havaya göre değil mi? Sahaya çıkmışsındır, futbolcular demişsin ki ya yerden oynayın, topu fazla kaldırmayın. Bir sağanak yağmur başlar, 15 dakika sonra sağ göl olur. Senin bu söylediğin geçerli mi? Ne yapacağız? Gene yerden mi oynayacağız? Top takılacak. Ne yapacaksın? Havadan oyna diyeceksin. İşte çıkarsın, 5. dakikada adam 30'dan bir vurur, çak gol veya oyuncunun ıskalar 1-0 mağlup duruma düşersin. Ne yapacağız? O zaman oyunumuzu değiştireceğiz. Belki oyuncularımızın yerlerini değiştireceğiz. Görevlerini değiştireceğiz. Bunları yapamadık biz. Hatırla. Yani bizim hocayı en çok eleştirdiğimiz özellikle benim. Hoca müdahil olmuyor oyuna. Ve son 10 haftada bir kez kazanan bir Kocaelispor karşı karşıya. Şimdi böyle olunca hep hataları biz yaptık ve bu durumlara geldik. Şimdi İşte yeni bir sayfa açıldı Bolu maçıyla beraber. O sayfada da bir çizik attırdık yani. Evet. Yani o tertemiz, bembeyaz bir sayfa yapamadık. Yani olacak iş değil dedim olacak ben. Hani hakikaten hani o futbol şanssızlığı, ya dedim daha nasıl bir şey olabilir? Hani girmiyor, iki tane basit hata, yani yeni transferler, yeni umut. Şimdi girmiyor işte bak o ben... Ben futbolda... Hayır şimdi karşı şöyle düşünüyorum. Karşı tarafın kalecisi 18 yaşında kaleye tamam, geçti. Atamıyor. Atamıyor. Benim aklıma... Girmiyor değil. Sen topu attığında girmedi mi? İşte Samet gitti yani. Kaleciye nişanladı. Bir top direkten döndü. Raşat boş kaleye
Niye zamanlama hatası? Çünkü şey yok. Reşat koordinasyon eksikleri olan bir futbolcu. Evet. Yani şimdi ben tek tek söyleyebilirim de eksikleri de ama konu değil. Şimdi sen atamıyorsun. Sen atacak organizasyonlar yapamıyorsun. Yani maç içerisinde yapamıyorsun. Ondan sonra şanssızlık diyorsun. Bak hayatta şans diye bir şey yok. Onu biz insanlar şansını kendin bak insanlar uydurmuş. Ha, kısmet var, kısmet. Kısmet de kısmet, şudur. Evet. Kısmet de şudur. Cenab-ı Hak gönülden isteyene ve o isteği için gayret edene, çalışana, efendim ısrar edene, sabredene o kısmeti verir. Yoksa şansım yoktu bugün. E ne yaptın? Ben oturuyordum, şansım yok. Kafama tuğla düştü. Sen yani şeyin tuğlanın düşeceği yerde oturursan düşer. Evet. Şeyi hocam, hani şans dedik de kalecinin ismi Bartu Kulbilge. Biliyorum canım. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe pişsin diye verdi. 2-3 sene sonra Fenerbahçe geçer. Orada bravo onu söyleyecektim. Ben takip ediyorum hepsini. Şimdi 1998 eğer yanılmıyorsam Bursa Spor'la oynayacağız. Gançev cezalı, Serdar Kulbilge de aynı daha çömez. Evet çömez. Biz dedik ki o dedik bu maç bizim. Kaleye 3 top gitse biri gol olacak. Yani o gün maç 0-0 bitti. Yemin ederim işte vuruyor, sırtına çarpıyor, direkten dönüyor filan. Serdar Kulbilge sonra Bursa Spor'da parlayıp işte Fenerbahçe transfer oldu. Bizi düşürdü mesela. Sonra düşürdü örneğin değerli. Hatta devre arası gitti yani biliyorsun. Yediği gollerle. Şimdi Bartu da yani Allah yolunu açık etsin diyelim. Çocuk bu haftada Keçiören Gücü karşısında 90 dakika oynadı. Şimdi kariyerine şöyle başlayacak. Ben işte geçen hafta ayın kaçıydı? Bugün kaç ayın hocam ayın? 14. İşte 7 Şubat tarihinde Kocaelispor Bolu maçının 55. dakikasında kaleye geçtiğimde ayaklarım titriyordu. Taraftarın baskısı derken öyle bir dualar ettim. İlk defa profesyonel maç oynuyor. Profesyonel ve atmosfere bak. Evet. Kocaeli de oynuyor. Ya unutamıyor. Unutamayacak yani. Ve işin ilginci. Ya babası da Bursa'dayken Kocaeli'nde başlamış kariyeri. Evet. Yani hani kısmet diyorsunuz ya şans. Kesinlikle. Belki 20 yıl ekmek yiyecek aynen, bu işten. Aynen. Bizim tarafa gelelim. Bizim kalecimiz de golü yiyince sakatlandı mı? Yani şeyi şimdi yani mesela, maçı tamamlayamayacağını tribünden gelecek tepkilerden dolayı ben kenara. O zaman biz İsmet'e de Doğukan'a da inanalım. Devam edelim yani. Şimdi Korcan'ın bak Korcan'ın nasıl söyleyelim? Bence psikolojik yani olarak taraftarla elektriği tutmadı. Daha ilk hafta Ümraniye maçında. Tutmadı. Ve bana göre de Bolu maçında yediği ikinci gol dedi. Öyle bütün fatura Korcan'a çıkmaz. Yani kaleci hatalıydı. Kurtarabilir miydi? Kurtarabilirdi. Ama %100. Hocam ilk gol. %100 hata. Hocam ilk gol. İlk golde de şey yok. Kaleci hata. Ben hocam bilmiyorum yani yanlışsam. Şimdi kaleci yere oturur mu hocam? Şimdi oturur. O yere oturmadı. O böyle çöktü. Yanlış yaptı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir gol yenildiği sırada birkaç tane hata oluyor değil mi? Bir tek hata olmuyor. Şimdi biz en son kalecilere bakıyoruz. Çünkü top kaleye giriyor ya orada da bir tane kaleci var. O hata yapıyor mesela. Elinden kaçırıyor. Tamam, ondan öncesine gel. Ondan öncesi. Atilla topu niye korner atmıyor? İşte onu söyleyeceğim. Şimdi bir hatalar silsilesi oluşuyor. Ondan sonra en sonda o fatura kaleciye çıkıyor. Devam edelim. Evet. Tamam. Değerli izleyiciler, evet ilk bölümde geçen haftaki Bolu Spor maçını masaya yatırdık. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, reklamlardan sonra 3. devrede tekrar birlikteyiz. Bolu Spor maçını konuştuk Levent hocamızla birlikte. Şimdi Balıkesir maçını konuşacağız. Gerçekten bizim için çok önemliydi. Evet Balıkesir ligde son sırada ama geçen hafta Tuzla galibiyetiyle
umutlarını biraz yükseltmişti. Tabii biz daha stresliydik. 5 haftadır kazanamıyorduk. Bir de 1-0 yenik durumu düşünce eyvah dedik. Levent Hocam cenaze mi hazırlanıyor şeklinde. 2-1'i bulduk. Hocam önce şuradan başlayalım. Kadrodan başlayalım mı hocam? Başlayalım. Şimdi sizin de ilk bölümde söylediğiniz gibi Kocaeli Spor'un kadrosu hemen hemen tamamen değişti. Yani ilk Balıkesir maçındaki kadroya bakalım. Hemen hafızamı zorluyorum. Ben Nur oynadı. Yine o maç İsmet oynamıştı. Sadece 2 futbolcu var. 8 tane futbolcu transfer ettik devre arasında sevgili hocam biliyorsunuz. Evet. Bu futbolculardan Samet Ali Kaya santrofor, Berkay Dabanlı stoper, Mehmet Yılmaz sağ bek, Kolovos Yunan oyuncu orta sahada ilk 11'de görev yaptı. Reşat zaten oynuyordu. Yani ama o da yeni. O da yeni. Yenilerden baktığımızda Mazlum da ilk kez oynadı. 6'sı ilk 11 başladı. Daha sonra da oyuna Babakar ve son dakikada da Keremca. Yani devre arasında Kocaeli Spor 8 futbolcu gönderdi. Artı 2 diyelim ona. İsa'yı Van'a kiraladık. Siste de Menemen'e. 10 futbolcu 8 yeni geldi. Aslında giden oyuncuların takıma katkısı hep tartışıyorduk biz verimsiz oldukları için. Bu sefer 8 yeninin 6'sı hatta Babakar'da belki bu hafta büyük ihtimal önümüzdeki hafta ilk 11 başlayacak. Bu kadar değişen bir takım ruhunun oluşması var. Teknik ekibin futbolcuları tanıması var. Tamam bir 5 günlük bir kamp yaptık ama Antalya'da. Onun yanında direkt skora da etki yapman lazım. İşte Bolu maçında şiir gibi top oynadık şu filan. Siz dediğiniz gibi çerçeveyi bulamadıktan sonra kimsenin umurunda değil. Hayır zaten şiir gibi de oynanmadı. Kim diyor şiir ya gibi oynanmadı? Şiir veya masal veya hikaye. Yani öyle bir şey yok. Atıyorum. O bizim görmek istediğimiz. Görmek istediğimiz. Şimdi Balıkesir maçı da ben şunu söyleyeyim. Balıkesir maçında işte ne şiir var ne hikaye hiçbir var. Hiçbir şey yok. Normal tabii karşı taraf o kadar rahat ki bence artık kariyerleri içinde oynuyorlar. Giray Hoca da işte zaten oraya gitti biliyorsunuz. Sonuç itibariyle haftalardır kazanamayan bir Kocaeli Spor ve bir gün önce de ateş hattına resmi olarak düşmüş bir Kocaeli Spor. Zaten o penaltı pozisyonunda yaşananlar belki izleyicilere abartı gelebilir ama Kocaeli Spor taraftarı için bence ölümle yaşam arasında bir dakika var çok, der ya. Çok insan yani o gol olsaydı kalpten gidenler olabilir yani artık şunu derdik herhalde nasıl bir lanetli takımız ki daha nasıl bir maç seyredebiliriz. İşte Ümraniye son dakika penaltı. İşte Ankara maçı kırmızı kart o şekilde. Bolu maçı daha hatırlayamadım. Altınordu maçı. Hocam ilk yarı ve ikinci yarı diye ayıralım. Ayıralım. Şimdi maça Kocaeli Spor ilk yarıda 3 tane pozisyonu var hatırladım. Rakibin çok ciddi pozisyonu yok ama devreye 44. dakikada 1-0 yenik girdiğimizde ne hissettiniz hocam? Sosyal medya çalkalanıyor zaten. Şimdi maç başladı. Bana göre 7 yeni oyuncuyla oynuyoruz. Çünkü İsmet'i de ben yenilerden sayıyorum. Aslında bakıldığı vakit bizim takımın 11'inde kaleci Korcan. Evet. Hani Korcan'ın yaptığı hatalardan sonra filan İsmet devreye girdi. İşte sakatlığında devreye girdi. Ama birinci kalecimiz Korcan. Değil mi? Öyle. Şimdi Korcan sakat, İsmet oynuyor. Şimdi geri beşlinin kaleci dahil dördü yeni. Çünkü birbirlerine de oynamamış. Ha bir de Atilla. Şimdi Atilla bir tek var. Sol bek. Zaten o da bomba. Canlı bomba. Bize şu ana kadar bir sürü puan hatadan kaybetti. Puan da kaybettirdi. İşte ne bileyim. İşte Keremcan orada bir formayı kapar mı? Bakacağız. Bakacağız. Şimdi ben ilk devreyi böyle bir takım. Orta sahada ön liberoda Mehmet Taş tercih edilmiş. Neydi? Kolovos. Kolovos tercih edilmiş. Ama 10 numara gibi oynamıyor. Diop tercih edilmiş. Mehmet Taş kesin ön libero. Şimdi ön libero defansın deyince, merkezinden de bahsedelim hocam. Yani Diogo Musa'ya alışmış bir takımda.
Şu i̇şte an alışmış takım yok ortada. Hayır, şu an şöyle yani Mazlum Menemen'deydi, Berkay Avusturya'daydı. Yani yok şunu yan yana ilk kez oynadılar. O tamam. Da bizim alışmış takımı yok ortada. Mesela şöyle olsa takımın 9 tanesi normal bizim oynayan oyuncular, 2 tane de stoper gelmiş, asper kadar koymuşsun. Öyle bir şey de yok. Sabek yeni. Mehmet. Efendim stoper Mazlum de yeni. Bir hafta önce gelmiş. Hemen oynamış. Berkay gelmiş. İşte bir maç oynamış. O da mecburiyetten oynamış. O da Alpay'la oynamış geçen hafta. O da Alpay'la oynamış. Mecburiyetten oynamış. Niye? Çünkü orada başka bir alternatif stoper yok. Böyle bir takım. Benhur 3 haftadır cezalıydı. Ya, yani Benhur dur Benhur'a geleceğim. Orta sahada Mehmet Taş kesin defansif ön libero. Şimdi ön libero deyince bizim futbolumuzda bir yanlış anlaşılma oluyor. Her ön libero'yu biz defansif zannediyoruz. Halbuki ön libero'lar yani libero lafından geliyor. Orta sahanın ortası desek farklı görevler verebiliriz. Mesela birçok takım şeyleri bu orta sahanın ortasındaki oyuncuları basketteki o playmaker, oyun kurucu dediğim oyun kurucu kullanırlar. İşte mesela Real Madrid'de ufacık şey neydi o? Modric. Küçücük. Bütün oyunu organize eder. Orta sahanın ortasında oynar o. Organizasyon yani, da. Şimdi ama bizim takımda Mancek, Mehmet Taş kim oynarsa oynasın orada. Hocam o zaman orta saha gelmişken o soruyu sorayım size. Sor. Uzmanlık sorusu size. Kocaelispor'un şu kadro yapısında ideal orta saha ikilisi kim? Çünkü hoca Diop ve ikili mi? Evet, i̇kili Diop mi? Ve Mehmet Taş olmayınca devre arasında Mançek ve İlyas Kubilay'ı koydu. Peki. Şimdi ben konuşurken buna da cevap vermiş olacağım zaten anlatırken. Şimdi bizim takımda, bizim oyun formatında Mehmet Hoca da ön libero'yu defansif olarak düşünüyor. Bir tanesini mi alalım? Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Şey, doğrusu bu şey, değil mi? Şey hoca, Reşit Hoca ikisini de böyle oynuyor. Aynen. İki. Yani biz 6 tane sabit, bir de kaleci 7 sabit oyuncuyla oynuyorduk. Şimdi 6 sabit oyuncuyla oynuyoruz. Aslında o geçiş oyununda bir tane adam şimdi, lazım oraya köprü görevi yapacak. Işte şimdi Kocaeli Spor'un bu ön libero'yu efendim defansif ön libero olarak mı tercih etsin? Yoksa oyuna katılan efendim oyun kurucu bir ön libero gibi mi kullansın, öyle bir görev versin, bu tartışılır bir konu. Ben olsam oyuna katılan ön libero'yu tercih ederim. Aynen. Bence herkes onu kabul eder. Çünkü Kocaeli Spor'un orta sahası etkili orta saha değil. Yani bugün Kolobos iyi oyuncu olabilir. İtirazım yok. Efendim antrenmansız 45 gündür bilmem ne. Niye aldık ya? O zaman hazır adamı. Bize hazır adam lazım. Ben 3 tane maç, 5 tane direkt maç, skora katkı verecek. 5 maça kazanmak istiyorum. Aynen. Yani benim beklemeye tahammülüm yok ki. Ben Kolobos'u geçen seneye oynatayım diye almadım ki. Ben Kolobos'u gelsin tecrübeli ayaklar. Efendim iyi background'u var. Geçmişi filan. Gelsin bana skora katkı yapsın diye. Baba karına yaptığın ben gibi niye direkt bekleyeceğim yani? Çünkü Kolobos'a hocam geleceksiniz ama Kolobos'ta şunu gördük. Evet çok kaliteli bir kumaş ama top rakipteyken o da sevmiyor çok fazla presi. Genelde işte hatta şunu dikkat edin. Kubilay var bizde öyle zaten. Direktif veriyor. Ama işte Kubilay'ı bu sefer orta sahanın tam göbeğinde kullanırsak şimdi daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü ben. Çünkü bu orta saha bu maçta orta sahasızlığımız çok dikkatimi çekti. İlk yarıdan. Anlatacağım. İlk, ikinci, hepsinde. Şimdi Diop'u ne yapmış? 2 tane 8. Yani Kolobos'u 8 gibi. Hani şimdi bu 8 mekiz ben aslında benim literatürümde, kelime haznemde bunlar yok. 8, 10, 6 filan. Ben böyle konuşmuyorum. 2 tane şey orta saha vasıflı oyuncu. Çünkü Mehmet Taş defansif vasıflı oyuncu. Evet. Yani genelde kesici. Ondan ne isteniyor? Stoperlere top gelmeden kes, en yakınındakine ver. İşte kim onlar? Diop, Kolobos genellikle de Kolobos'a ver. Oyun başlasın oradan. Aynen öyle. Doğru atak başlasın. Değil mi? Diop'un da atletik yeteneklerinden faydalanmak istemiş. Topu sürsün. Niye bunu yapmış?
Ya Mehmet Taş'a da biraz yardıma da gelsin. Bu koşuyor. Kolovoz koşmayacak şimdi fazla. Orta sahada eksilmeyelim diye. Hoca da arayışlarda mı? Öyle şimdi, de bir vakti de yok hocam. Yani. Ya şimdi hoca tabii arayışlarda da olabilir. Ama benim tahminim hoca her ne kadar İzmit, Kocaeli Spor taraftarı hücum oynayan bir takım görmek istiyor. Böyle bir atmosfer oluşsa da hocanın kafasının arkasında temkin var. Ya iyi de yapacağız da kimle yapacağız? O zaman ileri de gidemeyeceğiz. Hocam Bolu maçında ürkeklik var benim gördüğüm. Şimdi Bolu maçında orta sahada kim vardı? Mehmet Taş'ta Kubilay'la başlamıştı. Şimdi bu maçta Diop için koydu. He, şimdi bence benim kendi şeyim deplasmanda bu risk olur mu bilmiyorum ama yani deplasmanda da olsa bence Mançek ve Kubilay'la. Çünkü artık Kocaelispor şu noktaya geldi sevgili hocam. Kocaelispor bekleyerek, savunma yaparak kadene razı gelecek pozisyonu bitti. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Maç kazanmak zorunda devamlı. Ben size bir şey söyleyeyim. Kubilay'ın bu takıma kuruş faydası yok. Bak kuruş faydası yok. Bu maçta hocam, bir kere. Hocam çok ağır olmadı mı? Bir kere. Yok ağır değil. Ağır değil. İkinci yarı hiç beğenmediniz mi? 20 dakika, 25 dakika maksimum koşar gibi yaptı. Ondan sonra Kubilay sahada yoktu. Bir daha izle maçı. İkinci yarının 65'e kadar diyelim. 65'ten sonrasını bir izle. Kubilay'ın adını bile duymazsın. Mançek'e yük bindi baya. Adını bile duymazsın. Niye Mançek değişikliği oldu? Şimdi Kubilay inatla ben bu ligde yalnız bizde değil Samsun'da her da, yerde alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Evet. Diyor ki abi ben iyi futbolcuyum. Şimdi iyi futbolculuğu o kendi kafasında topu iyi kontrol eden, iyi pas atabilen yani top tekniğiyle ilgili bölümü iyi olan futbolcu iyi futbolcu diyor kendince. Ay iyi futbolcu oyun ne olur? Top tekniğiyle olmaz. Asist yok. O zaman jonglörler var ya top saydıranlar. Onları getiririz en iyi topçu o. Dizinde, kafasında bilmem omuzunda her tarafında saydırıyor adam yani. İşte yere yatıyor ayağının altında bilmem ne der. Bize futbol oynayan adam. Daha çok sorumluluk alması lazım. Bize futbol oynayacaksın. Gol atacaksın, pas vereceksin. Ben senin iyi futbolculuğunu oradan anlayacağım. Evet. Sen şimdi bize gelmişsin. Gol atamıyorsun. Asist yapamıyorsun. Efendim 10 dakika koşar gibi yapıyorsun. Sonra sahada gözükmüyorsun. Yok oluyorsun. Böyle bir hakkın yok. Ya, böyle bir hakkın yok. Böyle bir futbol. Bugünün futbolu değil. Kubilay bizim dönemin futbolcusu. Yani 40 sene öncesinin futbolcusu. 40 sene önce Kubilay gibi adamlar hakikaten iyi futbolcu. Bir de şöyle bir şey yapalım hocam. Diyelim. Koca ilk yarı boyunca performansın bu kadar düşükken bu taraftar ve yönetim sana sahip çıkıyor. Hala çıkıyor. Ve ben okuyorum evet, şeylere Kubilay'a yani, çıt yok. Mustafa Hoca gitti. Mehmet Hoca şimdi sana sarılıyor. Senden bir şeyler bekliyor. Dediğin gibi koşmuyorsun daha ya. Çok sorumluluk almanla. Koşmuyorsun ya. Yani daha şimdi, çok, şimdi bizim takımda şu andan bahsediyorum. Şu anda bizim takımda Kubilay, Kolovoz ikilisi oynarsa yani şu andan bahsediyorum. Kubilay'ın temposuzluğundan, koşmama arzusundan... Lüks mü olur aynı anda ikisi? Lüksten bahsetmiyorum. Bu fiziki bir şey. Ben sizi anladım. Ben şunu mu diyorsunuz? Kubilay... Orta sahada tek başına bir kişi mahvolur diyorsunuz. Mahvolur. Hayır mahvolurdan... Ezilir. Mahvolurdan öte sen etkin olamazsın orta sahada. Bugünün futbolunda orta sahada sen etkin değilsen, top kapamıyorsan, kaptığın toplarla hızlı pas... trafiği oluşturamıyorsan atağa katılamıyorsan o takımın gol atması da hocam İstanbulspor'un attığı golü hatırlıyor musunuz bu hafta? 4 kişi aynı evet, anda evet, çıktılar. Evet, çıktı 4 yani kişi. 4 kişi üçünden birine verebilirdi. Evet, tık attı golü. Dediğiniz gibi o hızlı oyun çok şimdi, önemli. Şimdi senin Kubilay koşmayı sevmiyor. Sevmiyor ya. Ya şimdi bu ben bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Tespit olarak söylüyorum. Evet. Görüyor muyuz? Koşmayı sevmiyor. Sevmiyor. Herkes hemfikir mi? Tamam bu kötü bir şey değil ki. Sevmiyor. O sevmiyor. Ben bir şey demiyorum ki. O sevmiyor. Ben de diyorum ki koşmayı sevmeyen
senin oyun stili böyle olan bir oyuncu bugünün futbolunda oynayamaz. Yalnız Kocaelispor değil, hiçbir yerde. O zaman oynayamaz. Hocam o soruma tam cevap vermediniz. Yani şimdi, orta sahada o zaman şimdi Mançek, Mehmet Taş mı? Orta sahada Diop, orta Mançek sahada, mi ne olacak? Orta o? Sahada bizim bir kere Kubilay, Kolarov geliyor Kolovos aklıma hep. Kolarov var ya. Kolarov'u 10 numara pozisyonunda düşünüyorlar hocam. Kolarov ikilisi olmaz. İkisi beraber olmaz şu anda. Çünkü Kolarov'un da aynı şekilde fizik eksikliği var. Böyle direktifler böyle, veriyor böyle, aynen. Böyle o zaman ben çıkayım hepsinden daha iyi futbolu biliyorum. Bunu ben de dikkat oraya bir sandalye koysunlar ben böyle yapayım. Öyle yap. Oraya at. Bana, peki hocam, bana ver, ona ver. Bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi dur. Sorun tamam, cevap pardon. Şimdi bana kalırsa ben orada Kubilay tercihi yerine Mancı'yı şeye alırım. Çünkü Mancık atağa çıkabilen bir oyuncu. Yanına sen kimi koyarsın? O görevi verirsen yani dersen ki Mancı'ya Mancık oğlum sen 8 numara pozisyonda oynayacaksın. Sen ön libero değilsin, normal orta saha oyuncusun ve sen de ataklara çıkacaksın. Çünkü bu yapabilen bir oyuncu. Daha önce yaptı. Yaptı, yapabilen. O yanına Mehmet Taş'ı mı koyarsın? Mehmet Taş, eğer şeyle oynayacaksan... Omolayı falan düşünmüyorsun. Ne omolası ya? O zaten kadroda yok. Şimdi yani... şeyi olursa, yani Mehmet Taş bak, Mehmet Taş da oyuna katılabilecek kalitede bir oyuncu. Bu lig için konuşuyor. Kaliteli mi? Daha iyisi. Ben olsam bu söylediğim görev için Mehmet Taş'ı değil başka bir oyuncu transfer ederim. Ama şu anda elimizde kim var? Mehmet Taş var. Mehmet Taş'la devam et. Aslında gönderdiğimiz sisteyi bile ne kullanabilirdik bak, burada? Devam. Pereira da olabilir. Bak, orta sahada. Tabii. Pereira da olabilir. Pereira da olabilir. Topu kullanabilen oyuncular lazım. Ve koşabilen. Pereira koşabilen de bir oyuncu. Maçta dikkat et. Maçlarda Pereira öyle duran bir oyuncu değil. Gayret ediyor, koşuyor, ediyor. Yani şöyle yapabilirsin. Mancek ön libero demeyelim. Orta sahanın ortası diyelim. Evet. Sağında Pereira, solunda Kolarov. Kolarov burada fizik olarak daha düşük. Bu ikisi onun o eksikliğini kısmen kapatırlar. Tamam? Böyle bir orta sahayla çıkarsın ama görevlendirmeyi doğru yapacaksın. Yani siz geride duracaksınız. Mancek, efendim Taş, sen burada duracaksın, bilmem gitmeyeceksin, etmeyeceksin demeyeceksin. Orta saha oyuncusu olarak oynayacaksın. Evet. Tamam. Böyle bir orta burayı saha bitirdik hocam. Yaparsan bizim takımın orta sahası daha etkili olur. Şimdi gelelim maalesef Kocaelispor'umuz son yıllarda biz bu ölü toplar, köşe atışları, İşte servis atışlardan bir türlü. Şimdi sevgili Atilla Turan'a bir görev vermişler. Köşe atışlarını o kullanıyor. Servis atışları o kullanıyor. Niye? Ve bu maçta dikkat ettim. Ya Kolarov'un kullanacağı köşe atışlarına gitti oraya. Adamdan alıyor. Ama böyle bir şey var mı? Ama ona o görev vermişlerdir. Bence vermemişler. Bence o kendi kendine öyle bir pozisyona giriyor. Yani. Bence yok. Yani Kolarov hatta serbest atış var hatırla ilk yarıda. Evet. Ya işte Kolarov'u ben orada kullanacağım zaten. Ama adam bilmiyoruz ki Kolarov iyi atıyor mu? Ben seyrettim videoları var. Var mı? Yani bizim sevgili Atilla Turan 8 frikikin 7'si baraja çarpıyor zaten. Köşe atışlarını o kullanıyor. Ya Atilla Turan niye bana kötülüyorsun? Ben size sezon başında söyledim ya. Yani hayır zaten. Daha ilk maçını seyrettim bomba dedim demedim mi? Evet. Demedim mi? 2 dakikamız var. Şu mesajı da okumak istiyorum. Tamam. Sevgili Erkut arkadaşımız bence biraz daha zamana ihtiyacı var hocanın ve yeni kurulan kadronun demiş. Eyvallah, biz de tabii zamana ihtiyacımız var ama sevgili Erkut zamanımız hocam. Zamanımız var mı? Şu an aylardır yattığımız için, üretmediğimiz için ve puan da alamadığımız için Kocaelispor'un hani bir galibiyetle, bir çiçek açmayla bahar gelmeyecek. Bizim Mart, Nisan çok şey geçecek, zor geçecek ve Kocaelispor'un şu an kim söylemiş? Erkut arkadaşımız. Erkut. Ben tabii ki hak veriyorum. Bu arada Bandırma'dan sevgili Kandılı Fethi abimizin selamı var. Aleyküm. Ankara'dan Ramazan Kayman hocamız aleyküm selam göndermiş. Özcan Karagöz abimiz. Onlara da ben teşekkür ediyorum. İkinci bölümünde
sonuna geldik. Balıkesir maçının hikayesini konuşamadık. Daha çünkü şeye de gelmedik. Kanatlar ve forvet ofansif bölge. Aslında Balıkesir maçının hikayesi konuşuluyor şu konuşuluyor anda. Tabii. Yani bütün ya hem izleyicilerimize de defansa gelmedik mesela. En kritik yerimiz oraya da geleceğim zaten. Orta sahamızdan bahsettik. Orta sahadan bahsettik. Zaten şimdi defansın çünkü merkezinde burayı düzeltmemiz lazım. Burada sıkıntı var. Defansın merkezi. Yok orta sahada orta saha sıkıntı var. Hocam defansın merkezi de şimdi Diego Musa'ya oynamıştı ilk yarıda. Şu an ikisi de yok. Hatta onu soracağım size. Diego Balıkesir'e dahi götürülmedi. Şimdi bunun cevaplarını reklamlardan sonra orta alacağız. Orta sahayı doğru dizayn edersek orası daha kolay. Evet. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. Evet değerli izleyiciler, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, artık kadronun şablonunu yavaş yavaş oluşturuyoruz. Çünkü bu kadro artık hani yap boz yapmaya da vaktimiz de yok. Futbolcular evet birbirini hepsi yeni tanıyor. Ligin ilk arasındaki kadrodan çok uzak. Şimdi kalede artık İsmet inşallah sezon sonuna kadar kaleyi koruyacak bir şekilde. Emin değilim. Ben eminim hocam. Sağ bekte Mehmet Yılmaz zaten şu an kaliteliydi, istikrarlıydı. Cezalı ve sakat olmadığı müddetçe. Ondan sonra özellikle attırdığı iki yani orta. Mehmet Yılmaz zaten oynadığı oyunla değil, kendi kapasitesiyle bu takımın bankosu. Bankosu zaten çünkü şimdi baktığımızda i̇yi orada işte Sisse Semih vardı. İkisi de şu an Semih yedek oldu. Alınan oyuncuların içerisinde tartışması yapılmayacak. Evet. Sol bek, ben Kerem Can'dan da umutluyum. Bence bilmiyorum. Atilla Turan'ın alternatifi olmadığı için de bu kadar rahat yok, oynuyordu. Yok, oyun stili. Oyun stili öyle. Şimdi gelelim defansın merkezine. Musa ve Diego'yu... Zurna'nın zırt dediği yer diyorsun. Bence en önemli yer. Hatası telafi olmayan bir yer. Ya penaltı oluyor ya gol oluyor. Diego, Musa bence uyumlulardı ama daha sonra işte cezalı oldu. Musa ikinci kez sakatlık yaşadı. Şimdi Samsun maçında da en son yaşadı biliyorsun. Bir de ligin ilk yarısında 3 hafta 4 hafta yoktu. Hasan Atipoğlu'ndan hiç bahsetmiyorum. Çünkü Kocaelispor taraftarı Hasan diye bir futbolcu. O hatırlıyor musun ilk programda? Sezon başı. Yani geldi sadece şu an 30 kişilik Kocaelispor'un TFF listesinde gözüküyor. O kapandı. Kapandı. Belki ligin son 1-2 maçında hani rahatlamış. O da ligde rahat olursak rahatlamış yani. Kocaelispor olur ise orada maç oynasın diye konulabilir. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda geçen hafta Mazlum yoktu. Kim oynadı? Berkay Alpay. Bu hafta Mazlum Berkay. Mazlum pek Mazlum değil. Mazlum'u ben Menemen'den beri takip ediyorum. Çok agresif ve iyi bir kesici. Mazlum'un yanına bu hafta kim olur? Yani diyorsun ki Mazlum bu banko koyarım yanına biri olacak. Yani ben örneğin Diego'yu bekliyordum. Diego Balıkesir'e dahi götürülmedi. O da çok ilginç hocam. Şimdi orada bir Diego meselesinde eğer sakatlık bir yok, hafta önce cezalıydı. Sakatlık yok ise demek ki bir disiplinle ilgili bir sıkıntı yok. Biz kulağımıza öyle bir şey gelmedi. O zaman götürülmemesi performans şeyi değildir. Şu olabilir mi? Yani Diego'nun Berkay geçen hafta oynadı, alıştı. Alpay'ın Diego'ya tercihi akıllı bir seçim olmaz. Alpay'ı değil, Berkay'ı tercih etti. Tamam, Berkay oynuyorsa senin yedeğin kim? Diego'yu al götür kadroya. Niye götürmüyorsun? Mevlüt diyorum. Neydi o? Unutuyorum o çocuğunu. Mazlum'la ikisinden biri sakatlandığında Diego'yu koyarsın. Ama Semih Karadeniz'i de götürmedi hocam. Evet, tamam olabilir. Seni sağ... Yiğit Ali'yi götürmedi. Tamam. Yani, zaten herkes de götürmek zorunda değil. Götürmek zorunda değil. Bir, şimdi senin sağ bek oynayabilecek oyuncun var mı? Yedek kadroda. Takım içerisinden birini sağ bek kullanabilirsin.
Mehmet Taş'ı mı yine Joker alır? Hayır, Mehmet Taş. Mehmet Taş Joker. Neyse o zaman Mehmet Taş olmak şöyle yapalım. Zorunda. Sizce defansın merkezinde hocam? Valla ben stoperler sağlam olduğum müddetçe Mazlum ve şeyin Musa'nın olacağını tahmin ediyorum. Yani kalede İsmet olacak. Çünkü Korcan aynı Mustafa Reşit Hoca'nın durumuna düştü. Taraftarla şeyi gitti. Negatif enerji. Güvensizlik. Bağ koptu artık. Bağ koptu. Taraftar yani 10 tane, maalesef bir futbolcu için. Bak, iki tane penaltı kurtarsın. Arkasından bir tane hafif hatalı bir gol yesin. Gene tribün ayağa kalkacak. Korcan ben olsaydım devre arası Korcan'ın yerine giderdim. Bir de artık şu var. Günümüz taraftar profili o kadar çok değişti ki direkt hem sosyal medyadan hem tribünden linç ediliyor. Yani bence biz, sevgili Korcan'ın da psikolojik olarak da artık bu takıma çok bir şey vereceğini. Gitseydi keşke. İşte devre arası bence de yani gitseydi, yani. Gitseydi. Hatta bir şunu söyleyeyim size. Biz yedek kadroda İsa'yı gönderdiğimiz için Doğukan'ı Deniz Alp'te yazıyoruz. Yedek kadromuzda iki kaleci var. Tamam. Belki bu izleyicilerimizden tamam. Kaçabilir. Yani gerekirse Doğukan olsun yedek kaleci. Ben ona da güveniyorum. Hayır, gerekirse yani. Ne Doğukan? Yani bak şunu nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım? Şimdi bir kaleciniz var. Kariyeri çok iyi. Efendim geçmiş sezonda çok iyi maçlar oynamış. Evet. Ama size gelmiş hata yapıyor. Koyuyorsunuz neredeyse her maç hata yapıyor. Şimdi bir de kaleciniz var. Genç, fazla maç oynamamış, tecrübesiz diyorsunuz. O zaman onu tercih et. Bu nasıl hata yapıyor? Ya sevgili yani, hocam ya şu an var ya bak. Doğukan'ı tercih et. İsmet'e bir şey olsa Doğukan'ı gözü kapalı koy. Hocam şu an var ya bak. Şu an nasıl biliyor musun? Yanardağ gibiyim. Neden biliyor musun? Tamam. Şu an ya İsmet bu çocuk Balıkesir maçında da penaltı kurtardı hatırla. Evet. Ben şunu iddia ediyorum. Balıkesir maçının 90+2. dakikasındaki kurtardığı penaltı Kocaelispor'un bence 28 Mayıs'taki Sakaryaspor'u yendiğimiz akşam kadar değerli. Doğrudur. Değerli hocam. Doğrudur. Kocaelispor tabutun içine yeniden girmişti. Doğrudur. Maç 2-2 bitse yönetimi de yani futbolcusu da çökecekti. Her şey yani. Paspas. Çünkü şu söylenecekti. Sonuncu takımı dahi yenemedik. Doğru. Diye. Aslında, o yüzden İsmet'in kredisi var. Aslında sonuncu takımı dahi yenemedik. Ve gerçekte. Bence İsmet'in iki tane daha kırılma olayı var sevgili hocam. Hatırla. Köşe atışından gelen top. Aman Allah'ım hocam. Evet. O topu Korcan Adana'da içeri attı. Evet. O çocuk ne yaptı? Israrla tuttu. Topu tuttu. Bravo yardımcı hakeme. Golü verse yandık. Bir pozisyonu daha söyleyeyim. Mançek topla çıkarken orta sahadan bir şut çekti. Ölümüne kafasını belki de direğe çarpacaktı. Ağların içine girdi. Doğru. Orada hakem hatalı bir karar verdi. Doğru. Köşe atışı verdi. Yani adam kafasını gözünü yaracak yani. Ama niçin? Kocaelispor için. Yani. Şimdi Korcan kardeşim hiç kusura bakmasın. Orta gelecek, oturacaksın. Top gelecek, içeri alacaksın. Gençler bir maçında elinden kaçıracaksın. Orada yuvarlayacaksın. Ben köy kasaba dolaştım hocam ya. Amatörden geldik. Siz zaten paranızı alıyorsunuz misli misli. Ben o yüzden senin dediğin gibi hocam. Keşke Korcan da devre arası. Yani orada koltuk doldurmasın. Koltuk tabii, dolduran 8 tane futbolcuyu biz gönderdik zaten. Şimdi bak ben şunu da bir adım daha ileri gideyim. Madem ki bu kadar çok transfer yapılacaktı. Devre, bir de kaleci mi alsın? Bak, devre arasın. Yok. Yani kaleci alırsın almazsın. Tecrübeli bir tane kaleci alabilirdin. İkinci, üçüncü kaleci. İkinci kaleci Doğukan olsun. İsmet Doğukan. Bir tane de tecrübeli. Evet. Üçüncü kaleci alabilirsin yani. 6 aylığına. Adama verirsin 3-5 kuruş. Eğer senin U19'un kalecisi iyiyse hiç almasın. Bilmiyorum çünkü orayı. Orayı bilmediğim için söylüyorum. Bir tane daha var orada. Şimdi, kim? Mert. Şimdi o zaman. Mertcan mı? O zaman başka oyuncuları da gönderebilirsin. Yani Yiğit Ali'yi kullanmayacaksan gönderebilirdin. Efendim Semih'i kullanmayacaksan
gönderebilirdin. Ama Semih'i gönderemezsin. Göndermemesi Sisse'yi gönder. Sisse gidince Sisse'yi oraya bir yedek alternatif. Evet. Şimdi, Sisse bence hatalı. Omolu'yu gönderemediğimiz için. Sisse'yi niye gönderdik onu da bilmiyorum. Sisse de Joker gibi adam. Şimdi bizim takımın yabancılarının sene başı itibariyle konuşuyorum. Burada da söylediğim için tekrar olacak. Bizim takımın yabancı kontenjanını Dino'yu bilmiyorduk çünkü biz böyle bir oyuncu olduğunu. Evet. En kariyerli ve en iyi oyuncusu Sisse'ydi. Tabii. Çok yönlü. Değil mi? Çok yönlü. Hocam orada adamı sağ bek oynat, sol bek oynat. Oynattık sol bek. Erzurum maçında ön libero oynat, orta saha oynat. Çünkü atağa da giden gol de attı zaten. Yani böyle bir oyuncuyu kaybetmek iyi olmadı. Burada şöyle bir şey oldu bence hocam. Onun o düğün hazırlığı. Gerçi sezon boşu düğün söylemiş. Düğün yapmadı mı? Yaptı ya. Düğüne gitti ya işte. Orada bir gitti, bir kopukluk oldu ya. Sonra Ankara'cı maçında da kırmızı kart, 2 hafta uzak kalması. Aslında şöyle, oradaki olay Omolo'yu göndermekti. Biz Omolo'dan ikinci yarı faydalanmayacağız. Beyefendi'yi tutuyoruz şu an kadromuzda. Çünkü paşalar gibi şu an bekliyor. Sana katılıyorum. Gitmemiş. Şurada bir de şöyle bir durum var. Yani şimdi futbol severlere... Ama Sisse gitti, Sisse'nin parasını biz ödüyor. Aynen öyle. Şimdi, o zaman niye gitti? O zaman Omolo'nun parasını ödeseydik. Yine hatalı bir tercih var. Şöyle, şunu da söyleyeyim. Siz, yani futbol severler belki şunu bilmiyor olabilirler. Futbol Federasyonu şunu diyor. Sen 12 tane yabancı al. 13 tane al. Ben sağda i̇ster 5 tane. Bir tanesini Seka Park'a pikniğe gönder. İster bir tanesini Perşembe Pazarı'na gitsin, tezgah atsın. Ben ona bakmam diyor. Kadroya yazacağın oyuncu belli. Bir tanesi tribün. 5 tanesi de sağ içinde oluyor biliyorsun. Tamam. Yani 2 tanesi de yedek oluyor. Tamam. Bu şekilde. Yani insanlar şunu diyor. Ya biz kadroyu açmak için mi gönderdik? Hayır. Evet. Şimdi o molayı kullanmayacaksın. Bir de Sisse'yi gönderdin. Size orada katılıyorum yani. Sisse tercihi yanlış. Onun için bizim takımın 2 tane joker oyuncusu var. Biri Mehmet Taş, biri de Sisse. Evet. Her takımda böyle joker tipli birçok mevkide aşağı yukarı aynı seviyede oynayabilen oyuncu. Menemen ön libero'da kullandı onu zaten. Oynayacak bu hafta. Oyunculara ihtiyaç vardır. Ama Sisse'nin ben oyunculuk yönünden değil de başka bir sıkıntıyla gözden çıkarıldığını düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum ama. O yakında öğrenirsiniz onu. Aynen öyle. Bir de tabii bu hani hoca tabii İzmit'te bırakmak zorunda kaldığı şey var. O yaş kontenjanından dolayı da o yerli yabancı olayı da var ya. Oradan da kaynaklanıyor. İşte ama bunu siz devre arası evet. Kadro hani kadro mühendisliği mühendislik diyoruz ya. Bunu yaparken bütün bunları göz önüne alınarak bir kadro oluşturdu. Yani senin yaş hattı var. Yaş hattından ve altyapıdan kullanacağın kaç oyuncun var? Atıyorum yani. 3 tane. Bu şunu kim olacak bunlar? Ali Veli, Hasan Hüseyin. İşte yabancı şeyinden kaç oynatacağım? 5 içeride, 2 dışarıda. Örnek veriyorum yani. 7 oyuncu. Kim olacak bunlar? İşte şunlar olacak, 7 tane filan. Başka kriterler varsa o kriterler evet. Hesaplanır, bilinir, oyuncular karşısına yazılır. Ondan sonra senin ikinci yarıya başlayacağın veya sezona başlayacağın kadron oluşur. İnşallah. Bu çalışma böyle çok net sanki yapılmamış gibi geliyor. Hocam yani güzel bir yere geldin aslında. Ya sevgili hocam biz 1,5 sene Bahattin gol atsın diye bekledik. Sevgili Dilaver Güçlü maç kazandırsın ama diye bekledik. Ama bana inanmadınız. Mevlüt, gol atamaz dedikçe ben inanmadınız. Yani belli. Ya Mevlüt Erdinç'e verdiğimiz paralar belli. Ümraniye, lider olan Ümraniye aldı şimdi onu. Yani biz bir şey görmedik. İyi, menajeri iyidir. Menajeri iyi demek ki. Yani, yani menajeri iyi ki bize geldi. Çok iyi ki Ümraniye gitti bizden. Bak iyi ya bize geldi. Bomba transfer diye çok iyi. Şey lidere gitti. Aynen çok öyle. İlginç. Yani ben işin şu tarafında hiç maç oynamayan bir oyuncunun transfer lidere transfer yapması hakikaten büyük iş. Evet. Giden oyuncular içerisinde bir tek Batuhan'a üzüldük ama Batuhan'ın da mutlu olması için gitti. Batuhan Yayıkçı. Ne stoper. Ha pardon özür dilerim. Batuhan Yayıkçı. Sen Batuhan Erle karışın. Aman o
Gittiği yerde rahat olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Herkes hatırlamaz, sen hemen hatırladın. 3 sene sonra Batuhan Eri falan kimse hatırlamaz. Batuhan Yayıkçı'ya Kocaeli Spor'da haksızlık yapıldı. O evet, o teknik heyetle Yıldız'a barışmadı, haksızlık yapıldı. Çünkü Batuhan bu kadronun içerisinde, geniş kadronun içerisinde daima kullanabileceğimiz sakat bir oyuncu. Sakat ve cezalı varken bu takımda oynatılmadı. Daima kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Evet. Atilla'nın bu kadar hata yaptığı yerde sol bekte rahat rahat oynardı. Aynen öyle. Forvet hattına gireceğim. Bu arada evet. Sevgili Faruk Arslanoğlu, değerli arkadaşımız, bugün Kocaelispor Store'dan forma almış. Taraftarları da diyor yani kent meydanına gelin diyor. Formalarınızı alın diyor. Sevgili hocam. Ne forması ben anlamadım. Kocaelispor forması kent meydanında satılıyor. Lisans ürünler satılıyor. Tamam. Şimdi bizim taraftarımız şimdi eleştirmek en büyük hakları. Yıllardır store açılmadığı için yani ben de geçen ziyaret ettim. Yeni ürünler gelmiş. Gerçekten güzel polarlar falan var. Kocaelispor'da katkı vermek için de Kocaelispor'un şapkasını, formasını almamız gerekiyor. Doğru, oraya biz katkı verelim. Onlar da Omalı'ya versinler. Aman Omalı'ya vermesinler. Ya, bu arada ya, yarın da lafı tutturdum. Evet, yarın da taraftarlarımız aidatlarını ödemek için Kocaelispor kulüp binasında toplanacaklar. Yıllık 60 lira. Aidatlarınızı verin. sene sonu kongre var. Kongre inşallah. Var. Gözüküyor. İnşallah. Evet, yani artık o konuya şimdi girmiyoruz. Hele bir düze çıkalım ondan sonra. Sonunda gireceğiz gibi gözüküyor. Hocam geldik forvet hattına. Geldik. Dino'nun sakatlığından dolayı Samet Ali 2 haftadır. Aslında ben mücadelesinin çok iyi niyetli olduğunu gördüm. Ya Bolu maçında iyi niyetli, evet. Evet, son vuruşlarda başarısızdı. Hatta Balıkesir maçında da 1-1'ken hatırla. Benur'a topu atamadı. Ama yani normaldir. Onu ben hata olarak görmedim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Her kaptırılan top mutlaka futbolcunun yanlışı değildir. Adam iyi kapattı. Benhur'la yani Samet Ali'nin topu atacağı noktayı iyi belirledi. Hocam, yerinde durdu. Yani orada olunca o toplara orada, dibine vursa, dibine yani havalandırsa olmaz. Çok yakın. Yani duran oyuncuyla Benhur çok yakın. Sonra peki o topu böyle atmak lazım. Savunmadan gelen top önüne geldi ya kendi vurdu. Yine çıkartamaz mıydı yok, o pozisyonu? Kapattılar. Kapattılar. Evet. Ya ben şimdi çok net gözümün önünde. Şimdi orada yapılacak bir şey var. Bu da tabii antrenmanlarda çalışmayla yapılacak şey. Şimdi Samet Ali giderken adamın Benhur'un önünü kapattığını gördü. Attı ama adam kesti zaten. Orada Benhur'un yapacağı şey ileri hamle gibi yapıp iki adım geri kaçmak. Evet. Geri kaçtığı an kendine alan açacaktı. Yani topla Benhur'un arasında adam kalmayacaktı iki adımda. Dolayısıyla adam geri çıkaracaktı. Dikkat et, Avrupa maçlarında bütün atılan golleri neredeyse tamamı çizgiye inildiği vakit geri çıkartıyorlar topları. Ama o geri çıkartılma esnasında pası alan adam kendine boşluk yapıyor. Evet. Pası atan değil, alan yapacak. Yani Benhur orada yapacaktı. Çünkü Benhur koşuyor, önünde adam var, orada top var. Arada adamın olduğunu görüyor koşarken. Siz Samet Ali'den umutlu musunuz? Yani şöyle diyorum. Yok, ben hani Babakar daha bir adım. Babakar şöyle geldi. Yani bu ben sadece pozisyonu yorumladım. Evet. Samet Ali ile ilgili değil burada. Şimdi eleştiri yaparken de hakkaniyetli olmak lazım. Yani illa adam atıyorum golü kaçırdı. İlla kusurlu bilmem ne deyip adamın üstüne gitmemek lazım. Bu yeni şey taraftar profili böyle, böyle çünkü. Evet. Yani hemen çöpe atıyor, hemen vatan haini oluyor, bir gol atınca kahraman oluyor, golü kaçırınca bir böyle vatan haini oluyor. Böyle hani ifratla tefrit arasında bu kadar fark olmaması lazım. Evet. Dikkat etmek lazım. Şimdi orada o pozisyonda herkes Samet Ali'ye kesti şeyi, faturayı. Bak ben tam tersini söyledim. Orada Samet Ali değil, Benhur'un iki adım geri kaçması lazım. Babakar. Tamam. Şimdi Babakar'ı tabii böyle girdi, hemen bu kadarcık bir şeyle zamanla değerlendiremeyiz. Attığı golü attığı golde gol kalite gözüküyor. Şey var.
nasıl söyleyeyim sana, düzeltmiş. Sakinlik var ve orada vuruş çabukluğu var. Mesela İki kişi kendisi, önüne... kendisi çok çabuk adam değil ama o pozisyonda çabuk vurdu topa. Şimdi bakın, hareket çabukluğu sizin beyninizle alakalı bir şeydir. Eğer sen beyninde o hareketi düşünmemişsen çabuk olamazsın. Pozisyona göre yani düşünmeye vakti yoktu orada. İşte hani bak, önce düzeltti. Daha top gelirken kendi düşündü tabii. O senaryoyu kurdu. Ama önüne iki kişi ve kaleci de gelmiş. Şimdi orada mesela güzel bir gol attı. Herkesin atacağı bir gol değil. Başka futbolcuya gelse oyuncuya çarpardı o. Kaleci alırdı falan. Şimdi görüntü olarak baktığımızda katkı verdi hocam daha bismillah. Görüntü olarak o pozisyonu baz aldığımızda ondan önce de bir iki top sakladı. Yani sanki hava topu aldı. Sanki böyle futbolu bizim Dino gibi bilerek oynayan bir oyuncu tipi. Ama bilmiyoruz. Birkaç idmanda seyretmek lazım. Hoca güvendi ki onu oyuna koydu. Ama bizim bize verdiği görüntü gibi futbolcuysa Samet Elinli keser Babakar oldu. Sanki ben hani şunu gördüm. Yani önümüzdeki haftalarda Babakar'la başlayıp Dino'nun bu hafta son 20 dakika inşallah artık diyoruz. Yani son 20 dakika oyuna girileceği söyleniyor. Mesela bizim eğer Babakar, ki lafını kestim ama buyurun hocam. Tam yerine geldi. Benim düşüncemi söyledin yani. Yapmak istediğim, ben olsam şöyle yapardım. Şimdi bizim eğer Babakar bizim düşündüğümüz gibi bir oyuncuysa Dino Babakar ikilisi yapıp oyunu çift forvete döndürüp Kocaelispor çok golcü bir takım hüviyetine döner. Çünkü kanatlardan gelecek ortalar. İki tane futbolu bilen oyuncu, bir de Kolovos geldiğinde orada oluşacak üç tane şey oyuncu. Hani bilerek oynayan rakibi oyuncu. Rakibi çok tedirgin eder. Çok tedirgini bırak. Çok fazla gol pozisyonu oluşur. Ve artık ben işin şu tarafını... Ben ilerleyen zamanda böyle bir hocanın ikili forvet arkalarında Kolovos sağda Pereira, solda Benhur'a döneceğini Mancek ve Mehmet Taş orta sahasıyla Pereira ve Mehmet Reşat Taş yedek mi olur Mancek sizde? Solda yani Benhur, siz bu önümüzdeki hafta Reşat Benhur'un yedeği gibi olur ama bak şartım var. Bu ikili fizik olarak hazır olup oynayabilecek durumdaysa. Yo, Dino'nun bence yani en az bir ay oyuna sonradan girer diye şimdi düşünüyorum. Ben onu bilmem. Yani benim gördüğüm. Ben şimdi bir antrenör gözüyle bakıyorum. Diyorum ki ben hoca olsam Dino sağlam, Babakar işte sağlam filan. Ne yaparım? Böyle bir Kocaelispor'da gol sıkıntısı var. O zaman ne yaparım? Böyle bir 4-4-2'ye dönerim. Bu orta sahada saydığım bu 4 işi Pereira'yı kullanırım sahada. Çünkü top kullanabilen. Reşat çok fazla top kullanan bilen bir oyuncu değil. Evet. Reşat her siyahi oyuncunun olduğu gibi Allah vergisi. Onlar çok atletik insanlar. Yani bizden daha Allah onlara öyle bir özellik vermiş. Atletik. Yani atletizmi kullanıyor. Uzun bacaklı, risk almayı seviyor ama koordinasyon problemi var. Evet. Yani o hocam reklamlara dolayı gideceğiz. Bu konu çünkü önemli. Onun için biraz açtım yani. Bir dahaki bölümde konuşuruz. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra 3. devre kaldığı yerden devam edecek. Değerli izleyiciler, 3. devrenin son bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz. Sevgili Levent hocamla Bolu Spor Balıkesir maçı ve yeni transferlerimizi
masaya yatırdık, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hocam, sevgili Erkut Hocam, sizin o dediğiniz forvet hattından sonra bayağı bir heyecanlandık diyor. Ama bak, alev alev olur lig diyor. Bizim şeyde ne? Turgun'da Burak mı? Burak'ta çok yumuşak olurdu. İşte bak bunlar. Ama işte tabii şöyle, hani çok gol atan bir Kocaelispor istiyoruz. Şimdi bak, hani yediğinden fazlasını atıyorsak sıkıntı yok hocam. 4-2, 5-2. Yok, şurada yanılıyorsunuz çocuklar. Bak, hepinizde aynı şey var. Böyle alıştırıldınız siz. Böyle tipler oluşturuyorsunuz. Bunlar defans oyuncusu, sağlam oyuncu. İşte bunlar hücum oyuncusu, bilmem şöyle oyuncu, yumuşak oyuncu. Böyle futbolda böyle yumuşak oyuncu, sağlam oyuncu, bilmem ne oyuncu yok. Futbol oyununda bir plan var. O plana uygun oyuncu tercihi var. Yani sen yumuşak oyuncu dediğin oyuncuyu doğru görevlendirirsen o oyuncu sert de olur. Evet. Ya sertlik, bu fiziki sertlikten bahsetmiyorum. Anladım. Bizim antrenörlerimiz şartlanmışlıkları var. Mehmet Taş ön libero oynar. Ne yapar? Keser. Sonra hücum. Hücum yapmaz o. Niye yapmasın? Ya Mehmet Taş topu tutamıyor mu? Süremiyor mu? O zaman ne işi var takımda zaten? Değil mi? Topu tutamayan, evet, süremeyen, pas atamayan adamın bir Kocaelispor gibi bir takımda ne işi var? Onun için bunlar apayrı bir program da konuşuruz. Mesajlar var. Bülent Çiftçi arkadaşımız kolay gelsin demiş. Aynen. Recep Akarsu iyi yayınlar diliyor. Hocamın yazısını da okudum. Tespitleri doğru diyor. Teşekkür ederim Recep kardeş. Tasdik ettim. Kandıralı Fethi arkadaşımız, abimiz Bandırma'dan. Korcu'nun kesilmesi isabet oldu diyor. Yoksa 3 puanı alamazdık diyor. Erol Öğren hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet Fidan da iyi yayınlar dilemiş. Korcan hakkında dedikleriniz doğru şeklinde. Evet, tabi taraftar yorumlarını yapıyor. Şimdi sevgili hocam, hemen hemen kadroyu tamamen tanıttık taraftarlarımıza. Kolovas'a bir ayrı bir parantez açalım. Kaliteli bir ayak, iyi bir kumaş. Kaliteli bir ayak olduğu söyleniyor. Söyleniyor. Daha görmedim. Ya inşallah yapacağı asistlerle, atacağı gollerle takıma güç katacağını ben de düşünüyorum. O güveni var. Ama tabii ki hem geçen maç hem bu maç çok fazla göremedik. İnşallah o da alışacak. Çünkü sonuçta fizik olarak da çok güçlü değil. Serbest oynatacağız büyük ihtimal. Futbolda serbest oyun diye bir oyun yok. Ama o kimseye verilmez o. Şöyle, Mesut Özil'e bile verilmiyor. Ya yani serbest derken Kolovos kim? Yani top rakipteyken bence çok fazla yok. Yoksa olacak. Olacak mı? Olacak. Öyle bir onu da yorarsak. Yorulacaksa oynamayacak. Yorulmayacak bir oyuncu. Yani böyle işte şartlanmayın. Siz bunu ön kabul olarak kabul ederseniz. Tamam da hocam, birileri kafanızda bir yıldız oluşturuyorsunuz. Birileri ikili mücadeleyi kazanacak. Birileri frikikten gol atacak. Yok. Şimdi bugünün futbolu senin tarif ettiğin değil. Bugünün futbolu, o zaman Kubilay da oynasın. Aynı şey. Kubilay da nasıl? Peki bir şey soracağım. Kubilay ile Kolovos'un aynı anda oynaması artı mı eksi mi? Maçın içeride maç Kubilay böyle oynadığı bir maçı. Bak, olay Kubilay olayı. İkisinin yan yana oynama olayı değil. Gerekirse ikisi yan yana oynar. Yiğit Ali, geçen hafta Kubilay, oynadılar. Bak, daha ileri gidiyorum. Bakın, ben bunu doğru anladım. Hatta Yiğit Ali, Kubilay da ortası. Bizi dinleyenler doğru anlasın. Yiğit Ali, Kubilay, Kolovos. Üç aynı anda oynar. Ya senin ne oynamak istediğinle alakalı bu iş. Bir de oynamak istediğin oyunda onlara vereceğin görevle alakalı. Ya bu... Bunu işte. Peki hocam, futbol sizin düşündüğünüz gibi böyle işte bir tane mutlaka defansif orta saha, bir tane bilmem ne olsun. Maçın durumuna göre üçü de aynı anda oynar. Hepsi bir arada da oynar. Ya bunlar kalıplaşmış yanlış bilgiler. Evet. Tamam. Tamamdır. Hocam, bir de o zaman maçın son bölümünde bir penaltı pozisyonu oldu. Evet. Tabii dünyamız karardı. Allah'a şükür. Evet. Penaltı golü olmadı. Şimdi Alpay oyuna girdi. Stoper oyuncumuz. Ümraniye maçında da
Mustafa Hoca döneminde de Alpay son dakikada oyuna girince, tabi ön numara pozisyonda, orada bir defansın dengesi bozulmuyor mu ve penaltı oldu. Bu maçta da yine penaltı oldu. Yani bir karışıklık oluyor gibi sanki. Şimdi orada. Şimdi penaltı meselesini geç. Olur penaltı. Yani işte hoca adam, hani Mehmet Hoca'dan şimdi, beklemiyorduk biz ya, böyle. Hani yanlış şu. Skoru korumak için bir stoperi almasını. Bizi dinleyen antrenör, genç antrenörler varsa veya işte bizden daha tecrübesiz antrenörler varsa iyi dinlesinler bu söyleyeceğim şeyi. Şimdi bizim antrenörlerimiz veya futbol severimiz seyrederken antrenörlerimiz uygulamalarda oyunun, topun son noktasına bakarlar. Evet. Ya bu bir yanlıştır. Yani top ortalanacak. Orada rakibin iki tane uzun adamı var. İşte benim de iki tane uzun adamım var ama ben oraya bir üçüncü adamı sokarak avantaj sağlayayım. Değil mi? Genelde düşünce budur. Tamam. Yani rakip takımın yan ortalarında, yüksek toplarında avantaj sağlamak için genelde bizim antrenörlerimiz bir uzun adam sokar oyuna. Bu külliyen yanlış bir şeydir. Bakın, top atıldıktan sonra son noktada önlemek en tehlikeli tedbirlerden biridir. Niye? İşte bir tane hata yaparsın. Çünkü ortalanmış top nereye ortalanıyor? Düşünelim ya, maçtayız. Sen rakip antrenörsün. İki tane ayağı düzgün adam sokuyorsun. Diyorsun ki alın topları ceza sahasının üstüne, şeyine, içine, penaltının oraya doğru kaldırın topları. Oradan kafayla mafayla bir karambol yapacağız, gol atacağız diyorsun. Şimdi ben de antrenörüm, rakip antrenör. Diyorum ki ya bunlar bu oyunu oraya top atıyorlar. Ben oraya bir tane uzun adam sokayım. Orada bağlantıyı kesin. Hayır, bağlantıyı kesmiyorum. Top atılıyor. Şeye sokuyorum oyu. Penaltının oraya bir uzun daha koyayım. Gelen topa biz kafa vuralım. Evet. Şimdi yanlış burada bende. Ben son noktaya adam koyuyorum. Bağlantıyı kesmiyorum. Yani burada tedbir oraya uzun adam koymak değil. Önlem burada olur. Ortayı yaptırmamak. Aynen. Anlatabildim mi? O zaman da tehlike bizim olmayacak. Genel antrenör refleksleri bu maçta bizim hocanın da tabii bu bizim hocanın stres de vardı üzerimizde. Bizim hocanın da yaptığı hata gibi. Evet. Allah'tan sonra yansımadı. Öğrenmenin yaşı yok Mehmet Hoca'da. Evet. Bu yanlış. Çünkü üzerimizden bir stres kalktı hocam. 7 haftadır kazanamayan bir takım. Hocam bir de tabii sonuçta. Ya bu söylediğim çok önemli. Evet. Tehlikeyi kaynağında keseceksin. Aynen. Bu haftaki skorlara bir değinelim sevgili tamam. Hocam. Sonuçta evet ligin ilk yarısında playoff umutları olan bir Kocaelispor'du. Ama şu anda futbolun gerçeği ateş hattının içindeydik. Kazandık ve dışarıdayız. Hali de tehlike devam ediyor. Dışarıda sayılmayız yani. Aynen öyle. Şimdi bu haftaki maçlara baktığımızda rakiplerimizden Menemen 1-1 berabere kaldı Manisa deplasmanında. Bursa Samsun deplasmanından bir puan döndü. Menemen için çok önemli. Çok önemli. Puan. Şöyle söyleyeyim, Samsun ve Manisa galibiyete yakın gol kaçıran takımlar. İkisi de birer hatasını ağır bir bedelle ödedi. Onlar birer puan aldılar. Hatta Menemen geçen hafta Adana penaltı kaçırıp dönüşte 10 kişi kaldı Adana. O şekilde kazanmıştı. Yani Menemen 23 iken 27'ye geldi. Burada en zayıf halka Menemen gözüküyor 4. takım olarak. Denizli direniyor. Adana deplasmanından bir puanla döndü. Onun haricinde Altınordu kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Bence Balıkesir'den sonra Altınordu da umutlarını bayağı azalttı sevgili hocam. Bu sene de 4 takım düşüyor bizim şansımıza. Geçen sene pandemide düşürmediler takımları. Tabii biz kendi işimize bakacağız. Kocaelispor kazandığı müddetçe bir sıkıntı yaşamayacak. En önemli olay bu. Ama şöyle bir fikstürümüz var. Şimdi bu hafta içi 25. hafta maçları bu hafta oynanacak. Biz bay geçiyoruz ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Allah korusun kazanırlarsa biz düşme hattına şimdi iniyoruz. Şunu söyleyeyim. Herkesin şeyi rahat olsun. Gönlü rahat olsun.
bu işi haftalık düşünmeyin. Yani bu hafta işte baydık, rakip oynadı, biz şimdi son dörde düştük. Ama biraz psikolojik tarafı i̇şte var ya bu işin. Ya bırakın psikolojik tarafı falan yok. Lig daha uzun, daha bir sürü maçımız var. İşte bu hafta bayız mesela, oynamayacağız değil mi hafta? Tuzla'ya gidiyoruz, sonra İstanbul'a. Hayır hayır, bu hafta oynamıyoruz. Yani. Hafta içi oynamıyoruz. Hafta içi oynamıyoruz. Diyelim ki hafta içi altımızdaki takım kazandı, biz son dörde düştük. Hemen karaları bağlamayalım. Evet. Bırakın, daha durun. Yani işte bir maç kaybederiz, iki maç kazanırız bilmem ne. Ama Kocaelispor'un şu an kredisi kalmadı hocam. Ya kredisi kalmadı da, şimdi kredisi kalmadı, maçı da kaybettik, ne yapalım, karalar mı bağlayalım? Enseyi karartmayalım. Kendi kendimizi demotive edip işte sosyal medyadan atıp tutup hem kendimiz demotive oluyoruz, hem bunu okuyan sporcularımız, işte kulübü yöneten insanlar, efendim futbolcu ve bu şey gibi domino taşı gibi herkese tesir ediyor. Bir Kocaelispor kamuoyu olumsuz bir enerjiyle doluyor. Evet. Onun için acele etmeyelim. Efendim eleştirelim, yanlış bulalım. Efendim bütün bunları yapalım ama hani enseyi karartmayalım. Hocam Tuzla ve İstanbul, tabii önce Tuzla çok önemli. İki maçı da ilk maç Esenyurt, Tuzla mıydı? Tuzla'yla cumartesi günü oynayacağız. Daha sonra da önümüzdeki pazar günü de İstanbulspor'la iki takım da aynı stadı kullanıyor. Esenyurt stadı. Tuzla burada çalışıyor, onu hatırlatalım. Benim Murat Edis tesislerinde çalışıyorlar. Öngörüp Tuzla'yı yenip İstanbulspor'dan puan alıp bu iki maçtan 4 puan alacağımız. Harika olur yani, evet. Alırız yani. Şöyle de bir şey var. Hani İstanbulspor maçı rahat gol atan bir takım. Her takıma gol atıyorlar. O maçta eğer biz de gol atarsak şey yaparız. Evet, ortak oluruz maçı. Yani ortak oluruz. Bir de şöyle artık kendimizi morallendiriyoruz. Yeni teknik ekibin takıma alışma süreci, motivasyonu. Şimdi Babakar geldi, işte Kolovoz geldi, Dino yavaş yavaş dönüyor. Diğer yeni oyuncularımızın işte artık Dino'yu bekliyoruz yani. Şimdi şu söyleniyor, Dino Ankaragücü maçında sahaya erken sürüldüğü için hazır olmadan, orada şu söyleniyor, teknik ekip artık telaş içinde 20 dakika oynadı. Orada oluştuğu ödem yüzünden bir 3 hafta daha yok. Öyle bir söylenti var. Ya söylerim, artık dilin kemiği yok, herkes bir şey söylüyor. Tam hazırken dönsün bence. Artık programımızda yavaş yavaş sonuna geldik Levent Hocam. Ben diğer skorları da hatırlatacağım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. 2 saat boyunca Kocaelispor'umuzu konuştuk. Bu haftaki maçlar dediğim gibi hafta içi oynanacak. Kocaelispor fikstür gereği bay değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Tuzla'da önemli bir maça çıkacağız saat 19'da. Tabii ligin ilk yarısında da çıkışımız Balıkesir maçıyla başlamıştı. İnşallah tarih tekrardan ibaret diyelim. O seriyi yakalamıştık. Balıkesir, Tuzla, İstanbul, Keçiören, o 4 maçtık. Yani mükemmel olur. Tabii İstanbulspor'da gerçekten çok güçlü bir ekip. Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiler. Pereira'nın cezası tamamlandı, takıma döndü. Şu an takımda sakat ve cezalı oyuncu yok. Takımda da forma rekabetinin üst seviyede olduğunu görüyoruz. Onun dışında diğer temsilcimizden Derince maçını seyrettim ben. Derince Mardin'i biraz da şans golüyle mağlup etti. Tebrik ediyoruz. Son dakikada 90+4'te 1-0 kazandı. Darıca Gençler bir haftayı bay olarak geçirdi. Bölgesel Amatör Lig'de kent derbileri oynandı. Gerçekten Kullar 2-0 mağlup etti Gölcükspor'u. Gölcükspor'da biliyorsunuz Bülent Baturman'la anlaşmıştı. Karamürsel Gebze maçı 0-0 berabere bitti. Çayırova deplasmanda Gazi Mahallesi ile 2-2 berabere kaldı. Arslan Bey İstanbul Ortaköy'e 1-0 mağlup olurken Değirmendiri Spor İstanbul Siirt Gücü'ne gol yağmuru tuttu. 6-0 kazandı. Yuvacı'yı da tebrik edelim. Genç ve mütevazı kadrosuyla ligde başarılı bir konumda Doğantepe'yi. Ve 2-0'dan geriden evet, 2-0'dan yani. 3-2 maçı aldı. Faruk Sarman'ı Fatih Kurtoğlu'nu da ekibini de tebrik edelim. Onun dışında bu hafta sonu da Derince Of deplasmanına gidecek. Darıca'da kendi evinde Beyoğlu takımıyla mücadele edecek. Dediğimiz gibi Kocaelispor inşallah Tuzla ve İstanbul maçını alacak. Sevgili Levent Hocam,
yönetimle ilgili sezon sonuna sarktığını söyledi. Yani sezon sonunda olası bir kongre beklentisi. Olası değil, olası değil. Yani %99 şeklinde burada yönetim içerisinden adayların çıkabileceği söyleniyor. Yönetim dışından. Onu gelecek programda o zaman masaya yatırdı. Önce takımımızı bir skor yok ve... Yok ya, bence şimdi yatırma. Ne zaman yatır biliyor musun? Skor şöyle, ve link. Şöyle düze bir çıkalım. Ondan çıkalım. Sonra bir programın tamamını yatıralım. Tamamını yatıralım, evet. Futbol Federasyonu'nda 30 kişilik kadromuz bulunduğunu hatırlatalım. Aynen. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz değil mi Levent Hocam? Aynen. Var mı son bir mesajınız? Yok, iyi akşamlar diliyorum yani. Evet. Evet. Sürçülisan ettiysek affola. Evet. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.